şunu soracağım. Bey, evet. Faizi indirmezse diyor Evren, sevgili Evren. Yani faizi indirdiği zaman ya da indirmediği zaman sorun mu çözülecek? Yani ben bunu anlamıyorum. Faizler, İşçilerin baskısı var. Faizler yüksek kalırsa şu anda esnafın, sanayicinin, KOBİ'nin, çiftçinin, halkın büyük mağduriyetlerinden birisi yüksek faiz olmaya başladı. Evet, yani bir yandan yüksek enflasyon, bir yandan yüksek faiz, bir yandan yüksek işsizlik, bir yandan gerçekçi olmayan büyüme, bütün bunlar stagflasyonun ötesini işaret ediyor artık. Evet. Bir bunalımı, bir buhranı işaret ediyor. Yani sevgili Evren, bir kere sonbaharla ilgili öngöründe ben de sana katılıyorum. Lazım. Efendim? Şimdi bak, bir bedel ödenmesi lazım. AK Parti 2013 yılında aslında sistemi tıkandı. Nedir AK Parti'nin üretim modeli? Dışa bağlı ithal et yarı mamülü Almanya'dan, Hindistan'dan, Çin'den. Burada birleştir, sat. Tatlı tatlı inşaat. AK Parti'nin üretim modeli yok sevgili Evren. Bak Selçukcuğum, bu sistem 2016 yılında tükendi. 2013'te ilk işaretini verdi. 2016'da tükendi. Binali Yıldırım 200 milyarlık KGF getirdi. Benim bugün 200 milyar rezervim bittiyse, bugün trilyonlarca lira bütçede açık veriyorsam, aslında AKP normalde zombi firmalar dediğimiz, dışarıda rekabet yeteneği kalmamış, verimliliği bitmiş, ülkeye bir katma değer sağlayamayan, rezervimizi dolduramayan bu firmaların batmasını önlemek için bizim rezervlerimizi yedi bitirdi. Sevgili Bunun Evren, üstüne COVID geldi, Kahramanmaraş depremi geldi ve hiçbir şey kalmadı bir geriye. Bir şey soracağım. Şimdi bir şey soracağım. Şunu tamamlayayım, hemen sana vereceğim. Bu firmaları 20 yılda alıştırdı, düşük faize alıştırdı. İnsanlar çalışamıyor düşük faizden çünkü. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç kabul etmiyorum. Sebebini söyleyeyim sana. Bu ülkedeki problem düşük faiz ya da yüksek faiz problemi değil. Bu ülkedeki asıl problem doğru kur değerinin belirlenmiyor olması. Doğru kur değeri belirlenmediği için 2016 öyle çok... Öyle şey Selçukcuğum ya. %3 yüksek teknoloji üreten bir ekonomi rezerv biriktiremez. Yani bak sen Vietnam'la bile yarışamıyorsun. Pardon. Öyle şey. Evrenciğim bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin bir ekonomik modeli olduğunu mu düşünüyorsun sen? Türkiye'nin ekonomik modeli neydi? İnşaat ve düşük teknoloji üretimi. Türkiye'nin bir ekonomik modeli yok. Sanayi üretimi vardı. Türkiye'nin problem buradan çıkıyor zaten. Türkiye'nin 2010'dan beri bir ekonomik modeli yok kardeşim. Olsaydı bu halde olmazdık. Yapsaydın şu an senin rezerv sorunun olmazdı. Bak, sen çok finansal ayrıntılara giriyorsun. Bak, ama net bir şey söylüyorum. Bizim problemimiz burada. Finansal ayrıntıya girmiyorum. Beni dinlemiyorsun. Beni dinlemiyorsun. Bir şey söylüyorum. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Benzer şeyleri söylüyoruz. Ben itiraz ettiğim şeylerin senin karşı tarafında olduğunu düşünüyorsun. Bu ülkenin bir ekonomik modeli yok kardeşim. Bu ülkede ekonomik model olsaydı biz bu halde olmazdık. Bu ülkenin bir ekonomik modeli vardı. 2001 sonrasında o ekonomik model, hatta 1980 sonrasında o ekonomik model çökertildi. Yok edildi. Bu ülkedeki kitler, bitler, her şey yok edildi. Bu ülke sadece finansla yönetilerek, bunun adına ekonomik model denildi. Bunun adı ekonomik model değildir. Bu ülkede bir dakika ben de cümlemi bitireceğim. Üst üste konuşmayalım. Ben de bitireyim, sen cevabını ver ondan sonra. Ben de sana hak veririm, sorun yok. Tamam. Bu ülkede bir ekonomik model olmadığı için ta 1928-38 aralığında kurulan sistem yıkılmak için uğraşıldığı için bugün biz bu noktadayız. Senin eğitim sisteminin çökmesi, senin konut sisteminin çökmesi, senin sanayi sisteminin ve turizm sisteminin çökmesinin temel sebebi bu. Bu ülkede liberalizm bile yok kardeşim. Bu ülkede neoliberalizm var. Yani vahşi kapitalizmin ötesinde tamamen bütün her şeyi halkın sırtına yıkan bir şey. Ve bunun adını... O dediklerine ben de katılıyorum. Ve bunun adını özür etti. Zaten aynı şeyleri söylüyoruz. Ben senin niye itiraz ettiğini anlamıyorum. Bak, model tartışmamız var. Aslında bak, şu ülkenin yaşadığı sorun bu zaten. 2002 yılında AKP geldiği zaman tamam, neye dayandı? Bu dediğim sisteme dayandı. İnşaatla milli geliri artırdı. 2013 yılına geldiğimizde 12.600 dolara çıktı kişi başına milli gelir. Ya, biz orada AKP'yi uyardık. Bak bir saniye dinle.
2013 yılında kişi başına milli gelir 13 bin dolara dayandığında dedik ki bütün iktisatçılar dedi orta gelir tuzağına düşüyorsunuz. Evet. Yani orta gelir tuzağı şu: mevcut ekonomik durumunuzla, modelinizle, inşaat artı dışa bağlı üretim sisteminizle siz bundan sonra tepe aşağı gideceksiniz. 2013 yılında Amerikan Merkez Bankası bastığı paraları da geri çekince adeta böyle bağımlı, dolar bağımlısı olan AKP hükümetinin ekonomik modeli güm 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 aşağı gitmeye başladı. 2013'te Sayın Evren Cumhurbaşkanı bunu göremedi. Bir saniye bir virgül koyar mısınız? Ben kadar Türkiye Türkiye neden Türkiye neden dolar bağımlısı? Buna da cevap ver. Selçuk Hocam, Türkiye'de bir saniye. Evren Beyciğim, Türkiye'de özür dilerim. Türkiye'de neden Türkiye dolar bağımlısı? Buna bir cevap verin önce kardeşim. Cevabınızı ben biliyorum, sizinle ayrılacağım. Sevgili Evren Devrim Zeryot. Neden üretemiyor çünkü? Beni bir duyabiliyor musunuz? Kapandı. Evren Devrim Zeryot.